Sova'yla oynayacak ve Mini'de ise Cypher göreceğiz. Mini'de şov maçlarında ajanını Cypher seç. Görmek istemiyorum. Birisinin ajanını seçmesi gerekiyor. Herkes seçti zaten ama istemedi. Lego kaldı. Evet, Lego. Hı-hı. Son saniye şovu yapar mı Lego? Şöyle bir Viper falan mı? Viper yapmasın. Yok ya. 12 ajan açık. Açık olmayan bir tane ajanım var. Viper. Viper. Benim de. Viper iyidir, hoştur. Hoştur ama ben ana. Yani Viper'ı açmadım. Sanki şöyle oyunun sonuna kadar açmayacağım tek ajan olarak kalacak gibi. Muhtemelen, muhtemelen. Ya çok böyle major bir değişiklik gelmezse zor benim için de. Evet, Bind haritası, ajan kombinasyonları beni Team Cinet tarafında en azından biraz şaşırttı. Bakalım işler nasıl şekil alacak? Yüzler Team Cinet'te gülüyor. Bakalım orada çayı diken bir YT var. O çaylar. Çay içecektik biz. Aa bak, unuttuk. Unutturdular. Aramız kısaydı biraz. Ondan da herhalde. 0-0. İşte ben sana bir çay ısmarlayacağım. Lego, Cinet, teşekkürler. Lego ekibi savunmada başlayacak. Hücumda başlayacak olansa Team Cinet. Sen ajan kompozisyonuna biraz şaşırdın. Sage yok. Bind haritasında. Ve şöyle bakalım nasıl başlayacak. Lego hemen teleporta bir şok oku. Özür diliyorum. Keşif oku bıraktı. Ve o keşif oku kırıldı. Yani yer açığa çıkıyor Mini. İsa'yı yakalayarak başladı. Hızlı bir başlangıç. Bu başlangıç hamamda gerçekleşti. Yalnız Venator da biraz inisiyatif kullanmak istedi oyuncuyu Sage kaybettikten yok. Sonra dediğin gibi. Canı yenilenmeyecek. Frenzy'si var belki ama 20 canı kaldı. Bijet yanında her zaman Sage görmek ister. Birbirine yakışan iki tane ajan. Şimdi Cinet, özür diliyorum. Venator 20 canlı bom. Devam edecek. Bir tane bomboz, bir tane de mermi. Denç, ölen isim ve 4'e 4 pozisyon devam ederken birer skor geldi Mini ile Kero'dan. Venator'un üstüne doğru gidiyor Maiko. Venator az canıyla bir kill daha çıkardı. Tank arkasında bu arada YT. Onu yakalayan Lego diğer yandan takım arkadaşı. Belki de yoldaşı diyebiliriz artık. Kero da son skoru çıkarmış. Uzun yıldır bu ikili yan yana. Ya Venator belki de hani erken yakalanmış olsa bu round'un oynanılabilme ihtimali çok düşük olacaktı ama Lego'nun özellikle karanlık örtü içerisinden yeteneklerini bekletmesi ardından hemen kullanmasıyla birlikte orada kahraman çorman bir hücum haline geldiğini gördük Team Cinet adına. Bu kadar hazırlıklı değildi. Böyle bir savunmaya karşı Team Cinet diyelim. 1-0. İlk haritada 2 tabanca round'unu kaybeden Team Lego burada ilk round itibariyle önde. Şerifler. Tehditkardı. Ascent haritasında burada şerifler şimdilik kayda değer değil. Ger uzundan Maiko'yu yakalamış. Yalnız biraz yardıma ihtiyacı olabilir. Dikkatli şok olmasında fayda var. Güzel bir şok oku. Şok okları güzel atılınca güzel oluyor. Şimdi Kero. Elinde Spectre'si var. Gaze'i yakaladı. Kafes bir bırakmadı Kero'yu bu arada. Bir düşman kaldı. Çizim mesafede Gaze'de. Bir kill bulmuş ve Dench ters köşe yaptı. Bu yaklaşık 20 yıllık FPS taktiği. Agit'in B kuracağım. Ama A kurdu fark etmez. Ters köşe. Bu arada tabii savunma başlangıç noktasından sadece Cypher geleceği için round'u kazanma ihtimali oldukça düşük. Ve Gaze bu düelloyu da kaybetmedi. Dench'i yakalıyor, 3 tane kill. Yine de burada Team Cinet'in bence yegane başarmak istediği hedef gerçekleşti diyelim. Spike kurulumu kayda değer bir miktar kredi getirecek. Çok da kayda değer değil. 300. Yetenek. Yetenek aldıracak diyelim. Değil mi? O da doğru gerçi. Mesela hani tabanca roundları kaybedildiğinde kuruduysan yine... O zaman kayda değer. Yani mesela. Ama her ki zaman... Ki ortalama 4100-4300 civarında kredi oluyor biliyorsun. Evet, ilk evet. Round'una geçirirken eğer iki round'u kaybettiysen. Biraz orada 4600-4700 civarında kredi olması yetenek satın alımları için çok çok iyi. 2-0'la başlıyoruz. Benatör. Görüş sağlıyorum. Şimdi tepede ve... Keşif okunu tekrar hamam arkasına gönderdi.
ışınlanmadan Kero orada bekleyen oyuncular vardı. Onların bilgisine erişmiş oldu bir miktar. Haritaya dağılım biraz temkinli gibi. Her açıyı tutuyorlar. Her açıyı oynayan bir oyuncu var Team Cinet'te. Lego ekibi ise 3B2A savunması yapıyor. Yok kalmadı. Oldukça klasik bir savunma diyebiliriz. Biraz tabii Team Lego'nun burada B savunmasını kalabalık tutmasındaki en büyük nedeni Spectre'lerin kalabalıklığı. Burada o keşif oku nasıl oldu da iki oyuncuyu gördü. Var. Şok oku. Şok oku. Şok oku. Reyna. Canı azalmış. Şok okundan olsa gerek YT. Venator'u yakaladı. Lambada Lego var. Bir renk tesisli bombası olduğunu hatırlatıyorum. YT kendi flaşını attı. Kuruyor. Kendi koştu. Lego'yu düşürdü. Kendine asist yapıyor YT. Omni'yle birlikte 3'e 5 retake'e gider miydi? Aya. Yani zor ama tabii elde Spectre'ler olunca en azından burada bir çıkış kili kovalamak da mantıklı olabilir. Görüş tabii Lost Bonus da almayacaklar. Karar vermeleri lazım. Full armorlarla birlikte zırhları değerlendirmek isteyecekler. Nitekim yine Cypher'da Phantom var. Gaze. Düzeltiyorum, onda da Spectre varmış. En azından yan yana oynayıp buradan hani bir oyuncu kaybetseler bile kalan oyunculardan biri silahını değiştirmeye ümit edecektir. Ne diyeyim? Bele değil. Bele. 3'e 5. Retake'e gitmediler. Bu silahları koruyacaklar. İlk roundunu da bu şekilde Team Cinet kazanmış oldu. En sevdiğin Vandal kaplaması ne? Hangisi? Ejder. Ama bende Asil var şu an için. Bende asil vardı. Mağazaya biraz düşse... Yağmacı aldım. Yağmacı aldım. Yağmacı da güzel de o böyle... Kemal. Bak buraya sesler yapıyor ya, ben geriliyorum o sesler. Şu şuraya. Sesleri. Bu buraya. Ejder de çok güzel ama. Ejder güzel abi. Ejder bug'lı falan. Öyle diyorlar ya. Hani. Abi evet. Şu skin'i kullan acayip HS gidiyor falan. Doğru bu arada. Öyle mi? Görüş evet. Daha iyi sprey attığıma inanıyorum. Ejder'le. Psikolojik. Ama inanıyorum yani. Cinet. Şok oku. Huku arkasında bir şok oku. Şimdi yalnız long tarafına dikkatli olmaları lazım. Kafes kullanmak zorunda kaldılar. Profesyonel bir hareket. Yani. Tamam. Burada Kero mini'yi yakaladı. Hani o belki kafesin erken kullanımı sıkıntı da yaratabilirdi. İki oyuncu aynı anda karanlık örtüye girmek isteyebilir. Mike adına sıkıntılı bir durum. Kero çıkarıyor yine kili. Erken giren avantajı kaptı. O da Kero'ydu ve gelen bir keşif oku backside'a doğru. Ya Kero'nun long'da olduğunu biliyorlar tabi. Huka'dan 3 oyuncu inmeye çalışacaklar. Gelen bir paranoya var. Bu arada uzundan bir isim yaklaşıyor. O da YT. Arkadaşları girmekte zorlanırken onun biraz arkadaşlarını rahatlatması gerekecek. 2 tane karanlık örtüsü duruyor YT'nin. Ve yavaş yavaş bu karanlık örtüler paranoya ile birlikte kullanıldı. Hemen elbow önünde Kero'yu gördü aslında YT. Kero çıktı buradan. Üçüncü kill'ini çıkarmayı başardı. Cinet de takası getiriyor. Hemen TP içerisinde Lego bu arada. Bombasını kullandı. Tek başına kaldı Dench ama yalnız bir kill bulabiliyor. Bu da yeterli değil. Tabii geçen round'dan 3 tane Spectre koruyan Team Lego artık silahlarını da daha güçlendirebilecek. En azından ekonomik olarak da iyi durumda olacaklar böylelikle Team Lego. 3-1 açıkçası savunmada çok fire vermediler şu ana kadar. Team Lego adına şunu söyleyebiliriz. Haritanın statiklerini, dinamiklerini iyi uyguladılar. Çok yakıştı. Ve bireysel hamlelerden ziyade round ortasında daha kapalı site savunmaları söz konusu. Burada biraz daha inisiyatifi Kerun'un aldığını söyleyebiliriz. O zaten hani erken aşamada momentum bulunca onu durdurabilmek epey zor oluyor. Lego standart bir başlangıç. Yine keşif okunu ama markasına gönderdi ve ama markasında kimse yok. Hızlı bir B hücumu olacak. B'sakta 2 kişi var. Hızlı girdi Cinet. Skor yok. Yalnız mini Kero'yu bulmuş ve Gaze'in nerede olduğunu biliyorlar. İşte bir Cypher oyunu Gaze'den. Tuzuğu sayesinde bir oyuncu yakaladı. Ultisini kullandı. Geri çıkan bir oyuncu var. Onun farkında yalnız Spike'lı bir isim. Elbow'a girdi. Bu arada Dench. Açıkta buldu Gaze'i ve şimdi 2-2 pozisyon kafes mini. 2 tane kafes bıraktı buraya. Bir oyuncu Huka da bunun
Farkındalar. Mini atlamaya çalışıyor teleporta doğru. Bakalım Denç geçebilecek mi? Mermiler var ama ızka geçti Denç de. Mini'ye katılacak. Bu şekilde boş olan Asayt'a ulaşmaya çalışıyorlar. Kero. Lego bu arada zıplayarak geçti. Vardı. Zıplayarak geçti ve Lego'yu tahmin etmeyebilirler. Yalnız Denç orada bekliyor ama Lego. Dikkatli bir 1-2 fırsatı var. Mini'nin Lego'nun karşısına çıktı. Yalnız çok dikkatsiz. Ya da fark edemedi. Ya o anın aksiyonuyla birlikte fark edememiş olabilir. Bir de hani... Kaçamadı. Mini'ydi değil mi düşen? Evet. Çok yakın oynuyor ya biliyorsun. Evet. Ekrana inanılmaz yakın burada oynuyor. Burada ekrana çok o kadar yakın oynuyor ki ben LAN turnuvasında Mini'yi izlemeye kalktığımda sadece kafasını görebiliyorum. Ekranın arkasında. Facecam'den gözükmüyordu bu arada. Bir zamanlar hatırlıyorum ben. Hani daha Dark Passage'de oynarken. Yani... Bak şu an mesela normal bir uzaklıkta oynuyor. Bak şimdi round başlayınca gör bir de. Biliyorsun zaten sana. Yani dediğim gibi. Yani LAN turnuvasında Mini'nin takımında herkes Mini izlemek ister. Benatar'ın iki kişilik kamerası var. Benatar'ın gözlerine ne olmuş? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Onu diyorum. Ve Senatör operatörle işini de kullandı. Lego yanında yardımcı. İsa. Tabii o. İsa kaçtı buradan ve kitle çıkardı. Başarılı bir savunma performansı İsa'dan. Kero avcının iddetiyle destek veriyor. YT'yi de bulacaktı. Benatör kapanışı yapan isim. Son 2-2 kendisinden çıktı. Operatörle 5-1 yapıyor Team Lego. Farkı 4'e çıkartıyorlar. Ascent haritasında maçın başlangıcında böyle bir fark görmemiştik. Yani zaman zaman Ascent haritasında iki takımın birbirine karşı iyi seriler yakaladığını görmüştük. Ama senin de bahsettiğin gibi hani başlangıç itibariyle bu kadar domine bir performans yoktu. Orada. Daha yakın geçiyordu. Burada tabii ki hani Bind'ın da dinamikleri savunmayı biraz daha önde kılıyor. Short tarafına kısaya yapılacak hızlı bir savunma var. Agresif. Görüş sağlıyor. Gelen bir ulti olacak bu arada. Raze ultisi Cnet. Lego tarafından yakalandı ve Benatör de YT'yi buldu. Daha başlangıçta rakibini sindiriyor. Şu anda Team Lego, Maiko karşılığı verdi. Ve böylece ortadaki avantaj çok çabuk sürede kalkmış oldu. 3'e 3'te hem Lego'nun hem de şu anda Team Cnet'te Cypher'ın canı. Yani Mini'nin canı az. Lego bir nade bıraktı, kaçmaya çalışıyor Maiko oradan ama kurtulamıyor. İyi bir oyun, iyi bir oyun. Böyle bir inisiyatife tabii ki ihtiyaçları vardı. Aynı zamanda adam avantajını da ellerinde bulunduracaklar. Tabii riskli bir inisiyatif. Canı da azdı Lego'nun. Bir kumar gibiydi. En azından orada trade'e çıkılması lazım. Yani Cypher'ın yani, geri kaçmasını sağlamaya çalışıyordu orada Team Cnet head oyuncusu. Reyna'ydı sanırım. Çok da şart olmadı bu pozisyonda. Yani 3'e 2 adam avantajı Team Lego'da. A'da ikiler. Tabii 46 canı var Mini'nin. Burada bakalım hamam çıkışında özellikle... Lego izliyor. Karanlık örtü kalktıktan sonra şurası. Biraz ihtiyacı olacak. Ayakta kalan son Lego geçirmesine izin vermedi. Üçüncü kill. Denç kalan son isim 28 saniye. Ya bir keşif oku var ama site'de hala iki oyuncu var. Çok iyi açı tuttuysa son noktayı koydu 6-1. Fark 5. Gittikçe açılan bir fark var. Buna Team Cnet engel olamazsa İlk yarıda fazlasıyla avantajı eline geçirmiş olacak Team Lego. Benatör bu arada İsa'dan aldı operatörü. B'den entry denemeye gidecek. Şimdi oraya Sova da geliyor. Buraya herhalde long tarafına ikili bir oyun geliyor. Cypher kamerasını da yerleştirirse... Burası. Yok, Hook'a üzerine doğru yerleştirdi. Yalnız İsa bunu dener mi? Smoke bırakacak üstüne. Gölgeler durmaz. Garip olacak. Bu arada bir Roman ultisi var. Hemen savunma başlangıç noktasına atıldı. YT sınırda bir oyuncu var. Oy. Harika reaksiyon YT'den. Geysi yakaladı. Bir TP kullanacak. Bu sayede buradan kaçabiliyor. Ve site içerisinde Cnet ultiyi açtı. Kimin üstüne? Kero'nun üstüne. Ve B site'ı iki ulti ile birlikte almış oldu Team Cnet. Bakalım round'u getirir mi? Denç. O da Benatör'ü buluyor. Tek kalan ismi İsa. Aynı zamanda skor çıkartan tek isim takımı adına. Fakat hayatta kalması çok uzun sürmedi. 6-2. Evet, Team Cnet'in şu ana kadar denemediği tek şey belki de mutlak bir şekilde hızlı track'li bir oyun. Site execute oyunları. Bunu hızlı hiç denememişlerdi. Şimdi bakalım bunlar randıman aldılar ve 3B savunması vardı hatırlayacaksın.
Bu 3-5 savunması tabii ki aynı zamanda Omen'ın savunma başlangıç noktasına atmış olduğu ulti ile birlikte kırıldı. Hani orada YT'nin inanılmaz bir reaksiyonu var. O reaksiyon gelmese, kill Gaze'den çıksa bence tam tersi de olabilirdi. Biraz tabii fark yaratan Omen oluyor. YT. Zaten Jhin'in kill'i garanti gibiydi. Kero sıkışmışken site arkasına. Masum Kero. Ve izmikisinden kaçmak biraz zor oluyor biliyorsun. Ve Jhinet hamamdan ilerleyecek. Lego çok doğru yere kullandı bu bombayı. Ayırdı resmen ya oyuncuları. Ama tekrar bir araya gelecekler. Bir de şok oku. Ama nedense Jhinet üzerinde çok etkili olmadı. Atılan bir bomba var. Şimdi içeri girmeye çalışacak. Yalnız istediği yere çıktı mı? Jhinet evet çıktı. Site'da arkadaşları var. Mini. İsa'yı sırtı dönük yakalıyor. Kero'dan çıkan bir skor. Hala smoke içerisinde. Lego bunu bilmiyorlardı. Ve Maiko azletini çok yanlış yerde noktalıyor. Gaze'le yüz yüze geldiler. 2-2 pozisyon Gaze. Heaven'da şu anda mini geziyor. Ve atılan bir ulti var. Aşık. Artık yerleri açığa çıktı. Savunma ekibi oyuncularının ve teleport gelebilir mümkünse. Ya önce tabii Spike'a gitmek zorundalar. Default'ta kaldı. Spike, Gaze son anda karanlık örtüden YT'yi buluyor. Muazzam. Artık işler Mini'ye bakacak. İki oyuncu da şimdi CT'den oynuyor ama hayır. Benatör izin vermedi. 7-2. İlk yarıyı önde kapatmayı garantilerken aradaki farkı tekrardan 5'e çıkardı Team Lego. Gerçekten hani Benatör'den iyi bir operatör izlenimi var bende. 3 kill almıştı bir tane roundda. Ama tabii ki round'un aslan payı bence Lego'da diyebiliriz sanki. Site'de karanlık örtünün içerisinden çıkıp saklandı. İki tane kill buldu. Bunu tabancada da yapmıştı hatırlarsın. Yedik. Şok oku. Şimdi hızlıca Hook'a doğru girilecek Kero. Bir şok oku bıraktı. Geri kaçıyor. Lego Hook altında. Botunu da atmaya çalışıyor. Yalnız üstüne hareket. Maiko üstüne geldi Lego'nun ama pek bir işe yaramadı. Lego dayanmayı biliyor. YT onu yakalamıştı. Kero var bu sefer geçmeleri gereken engel olarak. Bir kişi foku. Backside'da da bir oyuncu görüyorum. Kero. Denci yakaladıktan sonra İsa'nın attığı paranoya ve kendi kili. Jhinet de düştü. 8-2. Oldukça rahat bir bind. Savunması şu an edek. Team Lego'dan. Bu roundda da hızlı bir hücumu durdurdular. Ya bu hızlı hücumla aslında ikinci roundla erişmişti Team Jhinet. Bu sefer Lego engelini öyle kolay kolay geçemiyorlar. Kaldı ki B savunması zaten hani çok ekstra bir durum olmadığı sürece şu an sağlam gözüküyor diyelim. 8-2 aradaki fark bakalım daha ne kadar açılacak. Team Jhinet'in biraz daha burada direnç göstermesi lazım. En azından bu iki roundu kazanmaları ikinci yarıya moralli girmelerini sağlayabilir. Benatör biraz erken kullandı dashini. Gelen bir paranoya var. İçeri hemen girmeye çalışacak bu arada Rage. Ama İsa onu bekliyor. Lego'dan gelen bir kill yine. Lego ikinci kill'i de site'de bulmuş. YT'yi de düşürüyor. Short mezar oldu Team Jhinet'e. Ve Mini'den bir Şerif Edşat dağısı gelir mi? Tam trosunda Lego. Ve şimdi tekrar bir clutch deneyecek Mini ama Ace clutch atmak zorunda bir Şerif'i ve karşısında da Benatör, operatörle çok da mümkün değildi açıkçası. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hızlı Benatör, 9-2 oldu. Hop, İsa, Gamera düşüyor. Hop, Gamera kayıyor. Güzeldi. Lego. Geriman yüzler gülüyor. Evet. En başta Benatör, Gaze, İsa, Kero ve Lego var. Geçtiğimiz karşılaşmada Team Jhinet'i saymıştık. Bak Mini'nin yakınlığına bak. Team Lego'yu sayalım. Evet, Mini round başladığında oldukça yakın. Ve operatörle Benatör ince crosslar, ince açılar bekliyor. Ve bu açılarda da oldukça başarılı. Şimdi açılış skoru kendisinden geldi. Kero hook altında oynayacak. YT. Hamamda bir paranoya atarak bu smoke'dan çıkar mı acaba? Şimdi ultisini kullanacak. Ultisiyle birlikte hamam orada Heaven'a geldi. Hamamdaki oyuncular üstüne geliyor. YT'nin mini Lego'yu yakalarken İsa YT'yi bulmuş. 3. pozisyon.
Bayside'a gitmeyi istiyorlar. İsa'nın da ultisi var. Hatırlatalım. Şimdi teleporta girilecek ama bir oyuncu girmemişti. TP'de bu arada bekliyor mini. Menatör kupadan atlayan oyuncuları henüz fark edemedi ama ikisi de atladılar. Oo, İsa'nın getirdiği yardım harika. Benatör bıçaklarıyla Denç'i bulmuş. Tek başına Sniper kaldı Team Junet'te. İlkerinin son roundu. Mini'ye bakıyor işler. Karanlık örtünün arkasında Gaze'den çıkan Sniper duyuyorsun yine. BBL Gaze kazanıyor. 10'a 2. Çift tane ilk yarıda buldu Team Lego. 10'a 2 çok net bir savunma performansı Team Lego'dan. Açıkçası Lego kaptan olarak şu ana kadar en başarılı oyuncuydu. Özellikle Benatör de operatör aldıktan sonra çok iyi destek verdi. Aynen öyle. Ki takım halinde de zaten pek sırıtan bir oyuncu olmadı performansıyla Team Lego tarafında. Şimdi Cinet sanki biraz savunmada onun liderliğine ihtiyaç duyacaklar çünkü maça pek varlık gösteremedi. Maça ağırlığını koyması gerekiyor oyuncuların. Tabi Cinet aslında yani burada bence Jet alsa çok daha mantıklı olabilirdi. Çok delici bir gücü var Jet'le birlikte. Yani Cinet, açıkçası Jet. Yani çok başka bir şey söylemeye çok gerek yok sanki. Başka janlarda oynamak isteyebilir arada. Yani. Oo, orada birden fazla oyuncu görünce hani en azından birebir düello girme ümidiyle Maiko bekliyordu. Bomba çarken kırılıyor. Bombekten iyi hasar verdi dediğin gibi. Oy. Hasar vermiyor yalnız Lego. Direkt headshot atıyor ve şimdi içeriye girecekler. Bu entry ile birlikte Denç keşif drone'unu kullanacak. Bir oyuncuyu gördü. Yalnız lamba içerisinde mini. Birden fazla kill çıkartamadı. Son ve son kalan isim artık GT. Onun mücadelesi İsa'yla. Ama İsa da son iki kill'i kendisi buluyor. Ve 11-2 bu sefer iki tabanca roundunu kazanan Team Lego oldu. Ve biraz acımasız oldu 11-2. Yani Ascent haritasında kaybeden taraftalardı. Bu ortayı kaybetselerdi 3. haritayı yani Icebox'ı göremeyecektik. Bu da üzücü olacaktı. Ama bilmiyorum henüz tabii 11-2'den geri dönme şansı var mı Team Cinedi? First Strike'da hatırladığım kadarıyla futbolcu sanırım dönmüştü. 11-3'ten ya da 4'ten. Evet. Büyük çekiliş. Ünlem çekiliş yazarak. Abanmayın. Chat'e katılabilirsiniz. Sadece biriniz yazsa yeterli arkadaşlar. Ya oradaki linke tıklamak önemli olan. Evet. O linkten çekilişe yapılacak olan talimatları uygulamak önemli olan. Yani ünlem çekiliş yazmak önemli değil. Ünlem çekiliş yazdığında çekilişe katılmıyorsun aslında. Aynen aynen. Burada Maiko'dan bir tane Şerif headshot gelmiş. Hemen yerden Spectre'yi alıyor. Kalan oyuncular B'de. Ve şimdi gelen bir paranoya mini. Paranoyadan etkilendi ve hemen UK'ya kaçtı. Çok iyi kaçtı bu arada. Gelen bir keşif oku var. YT bomba geldi üstüne. Lego smoke'tan çıkmaya... İsa smoke'da olduktan sonra YT tarafından yakalandı bu arada. Pek solunda beklemiyordu onu. 3 kişi şimdi A'ya gidecekler. A site'ın içi boş. Geriyi Maiko. Short'tan hızlı geldi. Short'tan hızlı geldi. Soma'yı yakaladı. Aslet'ini kullandı en sonunda. Harika bir headshot mini'den. Ve son kalan isim Lego. Sağdan soldan vuruyor Lego. Bir headshot daha geldi sanırım. Ama kill çıkmadı orada. Ya bütün oyuncular orada olmasa bu arada alma ihtimali gerçekten vardı. Ama hem rotasyon tabii hızlı geliyor. Aynı zamanda hani, oyuncular çok yakın. O yüzden o karmaşada bir oyuncu en azından Team Junet'te aldı o trade'i ve 11-3. Uzun bir yol olacak. Tabii ki burada tabancayı kaybettikten sonra bu round'u kazanmaları onlar adına bir ekstra. Üçüncü haritayı görecek miyiz yoksa buradan ciddi bir seri mi gelecek? Team Lego'nun yaptığını Team Cinet yapacak mı? Sadece iki round kazanabilmişlerdi ilk yarıda. En azından burada tabii ki karşılıklı bir force gelmiyor. Özellikle Team Lego'nun burada yine aynı zamanda ekonomiyi iyi yönettiğini söyleyebiliriz. 11-3 geç oldu ama bu round'u kazandı. Team Cinet uzun bir aradan sonra hanelerine bir round daha eklediler. İçeri hızlı girecek Lego Denç onu savunuyor. Topu Lego'nun yerini açığa çıkarmıştı. Benatör trade aldı bu sırada. Ve TP'den hızlı bir rotasyon gelecek. Maiko önderlik ediyor arkadaşlarına. YT şu anda uzun da Cinet içeriye şu anda paketleriyle girmeyi başardı. Zıplaya zıplaya ve 3 Spectre kili kendisinden. Oldukça şık bir görüntü. 11-4. Farkı bir
round daha azaltmış oldular ama önlerinde gitmeleri gereken hala uzun bir yol var. Ya tabii ki hedef round değildi aynı zamanda Team LEGO adına. Özellikle rakibinin ekonomisini biraz kırabilmek burada onların yegane amacı. Ama şimdi o hedef roundlardan biri. Team Cüneyt'in aynı zamanda geçmesi gereken bir engel. Orada. En büyük engellerden ilki diyelim. Orada. Bakalım ikili oyun gelecek mi? Biraz daha stabil ve default bir oyun geliyor gibi gözüküyor Team Cüneyt savunmasından. Hızlı Hukuk kontrol. Botuyla giriyor ki botla Hukuk'a girmek güven verici bir yol. Ultiyi açtı, uçabilir içeriye. Yalnız iyi bir skor çıkardı Maiko. 42 canı var. Hemen yeteneğini kullandı ve çekildi. LEGO gitmeden önce bir kill getiriyor ama takımına. Burada silah seslerini takip ettilerse hala iki tane en azından oyuncu olduğunu biliyorlar ve bir raise bombası daha geliyor. Ya burayı iyi okudularsa alanın çok zayıf olduğunu biliyor olmalılar şu an. Bir rotasyon gelecek hemen. Bu izlenimi yarattıktan sonra side önüne gelen bir karanlık örtü. Takılan bir oyuncu var bu arada radardan takip ettiğim kadarıyla. Olaylar ağda işlemeye devam ediyor. Bir oyuncu kaçabildi. Heaven'da. Cüneyt var. İşler biraz daha ona bakıyor. Açılan kafes. Side'in arkasına atladı. En arkada Maiko. Kero'yu düşürmüş. Sıkıştı olaylar. Ve giden bir bot görüyorum mini. Short'taki oyuncunun farkında. Yalnız side'da da bir isim var. O hamam önünü düşürdü. Side'da da yakalıyor mini. İnanılmaz oldukça ya. Oldukça net vuruşlar kendisinden ve Denç de İsa'yı buldu. Özellikle İsa çok sıkıştı oraya. Keşif oku. Ya da drone. Oyun bilmiyorum. Çok hızlı ve çok iyi okudu bu arada mini. Yani bir yerde bombot bir oyuncunun yerini gösteriyor. Keşif oku bir oyuncunun yerini gösteriyor. Diğer oyuncunun nerede olabileceği aşikar. Hemen orayı aklından o hani matematik gif'i var ya bir tane. Evet. Yorumluyor, hemen onu vuruyor. O diğer yana dönüyor. Ama. Efendim? O gif önemli. Evet. Görsel anlatım. Betimleyemeyen bir anlatım. Artık şey yeni nesil. Evet. Hani gif'ler üzerinden kestim falan. 11-5. Önemli bir an olduğunu söylemiştik. Burada tabii ki biraz daha Spike kurulumuyla birlikte ekstra kredi geliyor. O yüzden yine bir halfway'a dönüşebilir bu ama Phantom dışında çok bir buy görmedim ben. Çekilin yolumdan. Benator'un ultisi açık. İşler birazdan ona bakacak gibi. Ya bu tarz roundlarda Jet ultisini kullanmak keyif. Farklı bir güven veriyor. Benator bıçaklarının hepsini harcadı. Çok can gönderemedi miniden ama yine Benator'u rahat yakalıyor. LEGO karşılığı Cine'de verdi. 3'e 4 pozisyon. Mini hala lambada. 100 canı var yaklaşık olarak. 101 olduğunu söyleyebiliriz. Zırhla birlikte Mini LEGO'yu da yakalamış. Maiko da hamamdan geliyor. Pek açıkçası şansları yok outside'da. Gaze'i beklemezler. Oo. Gaze yılan gibi. İlk oyuncuyu düşürdü. Önünde Reyna da var. Gaze onu da yakalayacak. Ve şu an side'dan geri dönebilir mi acaba Kero? Ya dönmek isteyebilir bu arada ama Gaze yine bir oyuncu üzerine doğru çekmeye çalışacak. Açıkta yakalandı. Oo. Üçüncü kill'i Gaze'in. Ulti geliyor. Yeri belli olacak Denç'in. İşler ona bakıyor 1v2. Bu round kazanılabilecek gibi gözükmüyordu Team LEGO adına ama şimdi yalnız Denç her şeyin farkında. Oyunun A'ya gittiğini biliyor. Burada 1v1'i acilen getirmesi lazım. Zaman onun aleyhine işleyecek. Bir de drone geliyor. Yani Denç'in yeri burada da açığa çıkacak. Kendisinin keşif okuna sadece bir saniye kaldı. Bunu atacaktı muhakkak. Görüş hemen sağlıyorum. Site içerisinde doğru kullanmayı tercih etti. Hiçbir oyuncunun, hiçbir rakip ismin yeri açığa çıkmadı. Ve onları arayıp tarayıp bulmak zorunda şok. Bir şok oku var. Pek doğru bir noktaya değil. Bir kere fake kaçış. Veriyor. Yalnız ulti gelecek. Fakat Cypher'ı buldu. Ulti'yi iyi dojluyor şu anda. İş bir başı. Daha dokundu ve ultiyi harca attı. Çok iyi oynadı. Şimdi yarısına kadar çözebileceğinin muhakkak farkındadır. Bir keşif oku. Denç yalnız çekti elini Spike'dan fakat canı o kadar az ki. Kero'nun ilk mermisi Denç'in düşmesini sağladı. Bu şekilde Team LEGO tam 7 tane harita puanına sahip artık. Bind haritasını kapatmak için. Ya iki oyuncu da çok iyi oynadı. Denç'in biraz daha canı olsa bence o düello'yu kazanması içten bile değildi. Ama işlerin bu hale gelmesinin tabii ki de aslan payı Gaze'de. Tebrik ederim. Çok soğukkanlı bir oyun. Heaven'daki oyuncu aslında onu ilk gören oyuncu ama reaksiyonu Gaze'in mükemmel. Evet, evet. İyi gördü, iyi çevirdi. Akıl oyunu da mükemmeldi. Takım halinde çok iyi bir tepki verdi. 2'ye 4'e. Team LEGO, yıldızlaşan Gaze. BBL takımının koçu. Kendisi aynı zamanda
ki eski bir profesyonel e-sporcu diyebiliriz. Maiko Lego'yu buluyor. Şu sırada Dench geriye doğru kaçacak. Shit! Üstüne atladı de işte. Ve iyi bir asist yaptı arkadaşlarına. Benatör YT'yi yakalamış, sonrasında Maiko Buka'nın hemen altına iniyor. Bu arada Geis'i buldu. Hazretini kullanacak. Smoke içerisine girmeyi tercih etti. Ultisi açık. İki daha. Bakalım yeterli olacak bu roundu kazandırmak için bu kill. İsa TP'sini kullandı. Mini her yerde arayabilir İsa'yı. Fakat İsa spike aldı ve site değiştiriyor. Yalnız şimdi gittiğinin de farkında olmalı İsa bu arada. Mini de dolaşıyor. Buradan da short'a mı gider emin değilim. Kameraya bakıyor. Kameradan sesini duydu şimdi Mini. Kameranın açısını kapatacak. En azından biraz site'da bölge elemiş olacak ki bu bir tuzağına takıldı İsa. Çok acele etti. TP gitmedi zaten. Evet. Animasyonunu gördük sadece. Ya bu arada hiç duymamış muhtemelen. Yani evet. Hamamı. Evet, hiç duymamış. Teleport odasını göre. Evet. Yani çünkü muhtemelen hani orada savunma noktasından beklediği için öyle belki bir şu olmuş ufak tep attı. Mermiyi yediğinde TP'nin yönünü değiştirmiş olabilir refleks olarak. Senaryo yazmayı severim bilirsin. Şu şuraya. Yazdık oraya bir şeyler. Yazdık. Tabii ihtimaller, olasılıklar. Böyle iyi oldu. O matematik gifini aklınıza getirin. Bu buraya. Bak buraya çok yakıştı. Ya. Hangisi bilmiyorum ama. Ben göstereceğim sana. Göster. 12 altı. Görüş sağlıyor. Kaldı 6 tane harita puanı daha. Böyle elbow arkasına atılan bir ulti bozuldu. Tabii hücum gerçekleşecek. Oman'ın bir an önce takıma da istek olması lazım. YT çok fazla sarılıyor. Lego Enchi'yi buldu. Cüneyt'in ultisi başarısız. Kafesin arkasında cepte kaldı Cüneyt. Yeri belli, üzerine oynamaya çalışacaklar. 5 mermisi kalmıştı. Bekil daha buluyor. Maiko iyi bir destek. Cüneyt 2. Daha doğrusu 3 ve Maiko'dan gelen 2 kill. Round'u hızlı bir şekilde noktaladı şu an Team Cüneyt belki ama çok sıkışmıştı cepte. Geri dönüş. Acaba diyorum. Acaba. Ya o 11'de 4v2'yi kaybetmeselerdi ben bu arada Team Cüneyt'in çok böyle iyi bir momentumla, iyi bir rüzgarla hani oyunu başa baş bir noktaya getirebileceğini düşünüyordum ama tabii imkansız değil ama çok zor. 5 round daha kazanmaları gerekecek. Şöyle böyle iyi oldu. Bir bakalım Team Lego hücumunu nasıl planlıyor? Ultilerine bakacak olursak yok. Savunma ekibinde ise sadece Omen ultisi aktif. Çekilin eğer yolundan kullanmak isterlerse mevcut. En azından bunu söyleyelim. Bomba dostum yolda. Bir bombot Reis tarafından Amam'a doğru bırakılmıştı. Şok oku. Cüneyt info oluyor. Bir de şok oku ama şok oku hasar vermedi rakiplerine. Amam'ı tamamen terk etti Team Lego. Ve oyunun yönünü, hücumun yönünü değiştiriyorlar Mini. Bir bıçak geçti hemen önünden. Gelen bir raise botu onu kırmak istiyor. Renk tesirli bomba. Mini'yi de geri ittiler. Hücumu da B'ye götürüyorlar. Ya tabii A'da çok fazla ses verdiler ama hani çok da fazla rahatsız edebilecek potansiyele ulaşamadı bu oyun. O yüzden hemen rotasyon B'ye kayıyor. Paranoya kullanıldı. Hızlı bir şekilde dash gelecek içeriye. YT'nin pozisyonu kimse kontrol etmedi. 3 kill birden YT. Harika bir savunma örneği. İyi bir savunma YT'den Benatör ultisi açık tehlikeli ama ancak bir skor bulabildi. 1'e 3 şansı şimdi Lego oynayacak ultisi de var. İlk skoru aldıktan sonra Lego round'u bitirecek hamle yıldızıyla yapabilir ama gerçekten zor bir açı. Bu açı özellikle hem bu kadar hem de savunma noktasında laf çıkışında bir oyuncu varken Lego'nun işi zordu. Kill çıkartamıyor bile. 12-8. Fark 4'e kadar indi. 11-3'den, 11-2'den. Evet, Elbova neden bakılmıyor ya da smoke atılmıyor? Büyük bir sorun. 3 tane kill çıkarttı orada. Belki smoke mu bitti acaba? Yani A'ya fake verelim derken bilmiyorum. Pek dikkat edemedim. Q yokmuş. Mim oldu ya. Evet evet anladım. Teşekkür ederim. Erkek Antürk betimliyor. Devam. Devam ki. Maiko.
Gelen keşif okunu temiz kırdı. Long'a cross koyacak ama altlı üstlü. İki oyuncu piklediler ki Maiko kaçırdı bu vuruşu. YT paranoya kullanacak, sağdaki oyuncu bundan etkilenmemiş gibi. İyi reaksiyon YT'den. Denç de Lego'yu buldu bu sırada. Yan yana ve adam üstünlüğü el değiştirdi. Burada bir oyuncunun yeri açığa çıkıyor. Denç'in pikini gördük. O kendisinin ikinci kilini çıkartırken YT'de. Neredeyse eş zamanlı olarak ikinci kilini buldu. İsa nerede olduğu belli. Acaba can sıkabilir mi İsa? Hayır. Denç 3 kill'le bu round'u kapatıyor ve 12-9 gitgide fark eriyor yalnız Berke. Team Lego'nun biraz temkinli olması gerek ya da bir mola alıp bir düşünmesi gerek. Fark ya bence bu koordinasyonda yaptıkları hataları biraz daha vurgulamaları lazım. Çünkü ya bence 2 round öncesinde oyunu bitirebilirler. Lego'nun ultisi geldi. Bakalım o Lego ultisi, Raze ultisi iş yapacak mı? Şu ana kadar muazzam bir performans. İki Raze'in karşılaşmasında üstün olan Lego. Açık ara. Evet, Cüret bu karşılaşmada geçtiğimiz haritada olduğu kadar etkiliydi. Lego ultiyi sadece açtı. Mini eline gelmesine bile müsaade etmiyor. Çok hızlı bir reaksiyon Mini'den. Kafeslerin içerisinden oynadı Mini. Oraya bir bomba Cüret. Geysi yakalamış. Bir düşman kaldı. Hemen solunda İsa var. Frenzy ile bekliyor İsa. Mini çıkacak. Mini bakar mı acaba? Oraya bakar. Mini bakar. Üçüncü killini alır ve skoru da 12-10'a getirir. İyi bir savunma performansı A'da. Lamba bölgesinde Mini'den. 12-10 fark 2. Buraya geldik. Buraya kadar geldik. Maç çok daha erken biter diye düşünüyordum. 11-2 idi skor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hatırlar mısın yani o futbol istatistiğinden bir comeback atmıştı demiştik. Evet evet. Split'in ortasında Oksijen'e karşı. Burada da muazzam bir comeback denemesi. Bakalım başarıyla sonuçlanacak mı? 4 ve 2 yoksa çok üzülerek hatırlayacaklar Team Cüneyt. Entry vererek başlamışlardı ama kazanmayı biliyorlar. Şimdi Cüneyt geriye doğru kaçarken aynı zamanda renk tesirli bombasını elinden çıkardı. Gelen oku bir türlü bulamadılar. Side'i tamamen boşaltacaklar. Ve 5 ve 5 retake senaryosu. Cüneyt. Burada bir sova drone var. Lambaya doğru değil, site'a doğru kullanılacak. YT hamamdan geliyor. Mini Benetor'u yakalamış. Retake için ilk skor geldi. Mini cross koydu. Lamba sığındı ve solunda birer oyuncu var. Reyna flash'ı. Mini ilk skoru aldı. Denç arkadaşının takasını getirmiş. Cüneyt site'a doğru ilerleyecek. Short'taki oyuncuyu düşürdü. Ve şimdi 2'ye 3. Maiko oturmak isteyecektir. Lambadaki oyuncunun yeri açığa çıktı İsa. Hemen karanlık örtü içerisinde bir kişi foku geliyor. Nerede olduğunu bilmiyorlar zannediyorum. Kero bitirici darbe. Kero'dan aynı zamanda 1-2 clutch. Mükemmel bir kapanış yaptı Kero ama retake yapılacak gibi duruyordu. Biz erken veda etmiyoruz bu seriye. Üçüncü haritayı göreceğiz ve Team Lego oyuncuların tabii ki sevindiğini görüyoruz.